aşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Cezama itiraz, kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim yeterli, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşları çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. İyi tamam, anlaştık değil mi? Bak ya, şimdi biz de sürpriz hazırlıyorduk ama şimdi söndü bizimkinin havası. Fatih! Ne sürprizi ya? Aman yok bir şey canım, boş ver sen bizi şimdi. İyi tamam, dediğin gibi olsun. Peki bu dediğime tamam mısınız? Ne bileyim Poyraz'cığım, ben hiç beceremem ki öyle şeyleri. Yaparsın çiçeğim. Ben biraz deneyimliyim. Birlikte hallederiz. İyi madem öyle diyorsan. Tamam Poyraz, bizde. İyi tamam, süper. Ama bu aramızda kalsın tamam mı, kimse bilmesin. Vallahi benim ağzım mühürlü, sen onu Fatih'e söyle. Yani heyecanlanınca ağzından kaçırmasın. Aşk olsun Selma'ya. Tamam, ben size güveniyorum. Tamam oğlum, tamam. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Ha, Selma teyze, hazırsınız değil mi? Tamam oğlum, tamam, biz hazırız zaten ama daha vaktimiz var değil mi? Var, var vakit. Tamam. Tamam, tamam, çıkıyoruz biz birazdan. Hadi görüşürüz. Aşkım, böyle oldu mu? Oldu, oldu. Ay şu Poyraz'ın bizi soktuğu hallere bak ya. Güzel oldu ama. Ne karıştırıyorsunuz siz burada? Ne karıştıracağız canım biz? Hava almaya çıkacağız dışarıya. İyi, ben de geleceğim. Yok sen gelme. Ne? Gelme kızım, sen hastasın zaten, dışarısı buz gibi. Ben gelince sana bir güzel ıhlamur kaynatırım, dinlen sen evde. Ne hastası anne ya, senin ateşin falan var herhalde. Bakın siz bir şeyler karıştırıyorsunuz, ben anlarım. Gözüm üstünüzde. Ya Bilecik bir dur, yavaş. Ya şu topuklularla bile senden daha hızlı yürüyorum. Hadi pes. Aa, dur, telefon çalıyor. Yürü yürü, hadi hadi. Geldin. Poyraz, biz hazırız, çıktık. Tamam tamam, merak etme, hazırlayacağız orayı da. Hadi görüşürüz, bay bay. Melisa, hadi çıkmamız lazım. Ben gelmiyorum. Melisa, ne demek gelmiyorsun? Söz verdik, insanlar bizi bekliyor. Ben seninle bir yere gelmek istemiyorum Alper. Tamam. Bir tanem bak, özür dilerim. Annemin adına da özür dilerim, babamın adına da özür dilerim, herkesin adına senden özür dilerim. Oldu mu? Olmadı. Sence bizim aramızdaki tek sorun ailelerimiz mi Alper? Evet. Ya başka bizim ne sorunumuz olabilir ki? Biricik. Of Melisa ya. Yine mi Biricik? Sen Beyazıt'la aranda olup biteni anlatmadan bizim aramızda düzelmeyecek. Ya bildiğin şeyler işte, başka bir şey yok. Nasıl ya? Nasıl bir insan lisede yaptığı bir hata yüzünden bu kadar uzun yargılayabiliriz ya? Neden, sen hiç hata yapmadın mı? Biz hata yapmadık mı? Lisede müdürün odasından para çaldı diye. Nasıl? Belki ihtiyacı vardı. Ya da belki eğlencesine yaptı, öyle olamaz mı? Tamam bir hata ama insan hata yapabilir. Sen bana doğruyu söyle Alper. Sorun Biricik değilse ne? Tamam anlatacağım. Beyazıt bu olaydan sonra okuldan atıldı ya.
Hani İstanbul'a gitmek zorunda kaldı, burada başka okul yok diye. Biliyorum. İşte para çalındığını duyduklarında arama yaptılar ve bütün para Beyazıt'ın cebinden çıktı. Ya çıldıracağım, ben bunları biliyorum. Neden bana bunları anlatıyorsun? İşte o parayı ben çaldım. Ya parayı ben çalmıştım. Arama yapacaklarını duyunca da çok korktum. Gittim orada herhangi bir ceketin cebine koydum. Meğer Beyazıt'ın ceketiymiş. Ben de ondan sonra söyleyemedim. Yani bir bakıma çocuğun hayatını ben kararttım. Daha kötüsü de o bunu biliyordu sanki. Ve hiçbir şey söylemedi. İşte ben bu yüzden onu her gördüğümde katlanamıyorum Melisa. Böyle ona her baktığımda sanki bana biliyormuşum dercesine bakıyor. Alper. Melisa. Gerçekten hala böyle bir adamı seviyor musun? Böyle bir adamla gerçekten evlenmek istiyor musun? Gel. Gel buraya. Hazire, sana bir sürprizim var, benimle gelir misin? Ne sürprizi? Bolo falan mı var? Bak ben öyle hiç dans havamda falan değilim, tamam mı? Ya Haziran, sürprizim var diyorum sana. Bozmak zorunda mısın gerçekten? Ya ben de sana ne sürprizi diyorum? Allah Allah, hem ben yorgunum, tamam mı? Yatıp uyumak istiyorum. Öyle eğlence havamda falan değilim. Ya sürpriz diyorum. Sürprizi söyledikten sonra ne anlamı kalacak? Hadi kırma beni, gel. İyi, tamam. Ama bir üstümü değiştireyim. İyi, tamam. Bekliyorum dışarıda. Hadi. Tamam, hadi. Poyraz, ne oluyor? Yine nereye getirdin beni ha? Sabret biraz ya, dikkat et. Bak bunun Aslan altından bak. Eğer kötü bir şey çıkarsa giderim, haberin olsun, tamam mı? Abi sabırlı ol, biraz sabırlı ol ya. Dikkat et, yavaş yavaş otur. Dur açma şimdi değil. Şimdi. Ya niye geldik işte? Bir şey soracağım sana. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Yani öyle hayal meyal. Hayal meyal. Hı. Ben hatırlatayım sana o zaman. Benim fabrikama girmiştin gizli gizli. Bak böyle yavaştan hatırlamaya başladım sanki. Güzel. Çok güzeldi o gün. Seni gördüm de kesin dedim hayatıma kaçak bir şekilde girecek böyle. Sonra birkaç kere daha gördüm seni. Hayatıma girecek ve bir daha hiç çıkmayacak dedim. Biliyor musun? Ben de o gün böyle bir anlığına bile olsa bu küçücük adada yaşayabileceğimi düşünmüştüm. Haziran. Hı. Hatırlamamız gereken çok şey var. Zaten başka türlü birlikte olamazdık herhalde. Şimdi. Nereye geldik? Hikayemizi izlemeye hazır mısın? Seyret şimdi. Poyraz, ne oluyor? Seyret ve gör. Aa, Biricik. Pardon. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. Ben öyle gezmeye gelmiştim. Buranın böyle çok eski bir tarihi olduğunu görünce de dolaşmak istedim yani. Şimdi çıkıyordum. Tam olarak ne bekliyordunuz peki? Ayaklarıyla zeytin ezen adalı kadınlar falan mı? Yok onlar burada. Biz de sizin gibi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Onu anladım. O çok bahsettikleri ada misafirperverliğini de görmüş oldum sayenizde. Yalnız biz izinsiz gelene misafir demiyoruz burada. Ben izinsiz girmedim. Turla geldim. Ayrıca sadece ben de yoktum. Burada bir kafile insan vardı. O zaman ben neden sadece sizi görüyorum burada? Onların hepsini kovdum. Burası özel mülk. Turistik alan değil. Rehberiniz kandırmış sizi bayağı.
bilmiyordum. Şimdi öğrendiğinize göre? Bu fabrikanın sahibinin çok ters bir adam olduğunu duymuştum. Böyle sizin gibi ona benzer bir çalışan olduğu için çok şanslı. Bence de çok şanslı. Yine ne var? Bir şey soracağım. Fabrikayı soracaksan milattan önce yapılmadı. Onu anladım. Rehberiniz kronik bir yalancı. Ben... Bu koku... Burada böyle bir kekik, bir lavanta kokusu var ama başka bir koku da alıyorum. Onlar zeytinyağlarından bir takım otlarla falan bekletiyoruz. Böyle daha keskin ve aromatik bir koku. Bu mu? Arap saçı, yani Arap saçından. Daha önce hiç duymamıştım. Bravo! Bravo! Çok güzeldi, çok güzel düşünmüşsün. Ben çok mutlu oldum. Nasıl aşık etmiştim kendime seni? Peşimde koşmuştun ya. Hadi oradan be. Arkamdan nasıl baktığını gördüm bir kere, tamam mı? Ya arkandan baktım çünkü pirinaların içine gidiyordun. Seni uyarmaya çalıştım yani seslenmek için. Başka ne olacak? Aha, tabii tabii. Aynen, başka bir şeyden değildir kesin. Bizim hikayemiz bu kadar değil biliyorsun değil mi? Yok değil. İzleyelim mi? Nasıl yani, devamı da mı var? İzleyelim. Teyze. Sen iyi misin? Evet. Seninle daha iyiyim. Sanki bir şey olmuş. Kabus gördüm. Ne kabusu? Önemli değil. Seninle her şeyi unuturum. Ne? Bunu senin gözlerine bağlayacağız. Tamam. Haziran. Fatih dur, tamam. Selma, yardım etsene. Tamam dur, bırak, bağlıyorum ben. Hadi dur, bağla. Bağlıyorum. Ha, yani sürpriz var diyorsun ha? Evet. Tamam. Şimdi bana güven. Tamam. Ve takip et beni. Seni bir yere götüreceğim. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Gidiyoruz. Geldik. Tamam. Mis gibi hava. Güneş dağların ardından süzülerek çıkıyor işte. Yalnız bayağı merak ettim. Beklediğine değecek. Açıyorum. Tamam. Fatih. Ay, Poyraz. Çok güzel yani, bu benim ömrümde gördüğüm en güzel şey. Tabii senden sonra. Yani senden sonra tabii. Buraya hep yalnız gelirdim. Kabuslarımdan kaçmak için. İlk defa biriyle geliyorum. Hmm. Yoksa o yüzden gelsem ben mi yani? Ben etrafta kimseyi göremiyorum. Bugün bizim ilk günümüz. Birlikteliğimizi istemeyen çok insan var. Hı. Üstümüze gelecekler. Zorlayacaklar bizi. Ayırmak için ellerinden geleni deneyecekler. Ama biz ayrılmayacağız. Biz hiç pes etmeyeceğiz, savaşacağız değil mi? Aynen öyle. Onlar üstümüze geldikçe biz daha sıkı sarılacağız birbirimize. Evet. Ama yine de sanki bir şey olmuş da söylemiyormuşsun gibi. Bizi hiçbir şey veya hiç kimse ayıramaz.
Bunu bil Haziran. Bu anı ölümsüzleştirmek ister misin? İsterim. O zaman geç söyle bakalım. Evet. Hah. Bir de gülümse bakalım. Evet, şöyle biraz içeri. Tamam. Gülümse. Hazır mısın? Evet. Mıydı? Sence? Daha bitmedi ama. Nasıl daha bitmedi? Hadi izleyelim. Ya. Sağ ilkokuldayken başladık. Ya tabii o zamanlar küçüktük. Kendimiz gelemiyorduk. Büyüdükçe kendimiz gelmeye başladık. Biz Biricik'le yemek yemeye bile aynı yere oturmuyoruz iki kere. Sıkılmıyor musunuz hep aynı şeyi yapmaktan? İnsan niye sıkılsın ki sevdiği şeyi yapmaktan? Biz gerçekten çok farklı insanlarız ya. Yani o kadar zıtız ki. Hoş sen mucizelere inanmıyordun. İnanmıyordum. Ama artık inanmak istiyorum galiba. Özellikle son zamanlarda. Sen peki? Sen inanıyor musun? Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ya dün akşam da söyleyecektim sana. Ben... Ya Hakanlar gelecek şimdi. Çadırı da daha kurmadık. Kesin dalga geçerler. Bir sorun mu var? Ya dün geceden beri değişen bir şey oldu da ben mi bilmiyorum? Yoo. Ne olacak ki? Ne bileyim. Sanki ben seninle böyle konuşmaya çalıştıkça kaçıyorsun benden. Kaçmıyorum. Kaçsam bu dağ başına gelir miydim? Ben çok teşekkür ederim. Her şey o kadar güzeldi ki.
Ya hepiniz çok başarılıydınız gerçekten. Hepinizin eline sağlık. Ben nasıl oynadım? Çok yetenekliyim ama kabul edin. Ay ben çok heyecanlandım ya. Fatih amca bence sen oyunculuğu denemelisin. Aa. Olabilir. Neden olmasın ki? Hepiniz çok güzeldiniz. Ay Haziran ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum biliyor musun? Ben de ilkokulda falan bir kere sahneye çıkmıştım o kadar yani. Ha, hatta ağaç rolünde oynamıştın. Çok iyi oynamıştın ya. Bak şimdi. Ya ben senin için olmasa şuraya hayatta çıkamazdım Haziran. Muraz gerçekten sen herkesi nasıl ikna ettin? Seviyorlar beni çünkü. Ya bir de galiba senden kurtulmak istiyorlar, evlensin gitsin falan. Ya öyle mi gerçekten? Olur mu hiç öyle şey? Sen bizim göz bebeğimizsin. Hep yanımızda ol, olur mu? Çok mutlu olun Haziran. Hep yüzümüz gülsün. Hadi biz kaçalım artık, çok geç oldu. Hadi. Selma teyze, şu sürpriz neydi ya? Bir açıklayın, öyle gidin. Ay olur mu? Söylenir mi hemen öyle? Birazcık merak edin. Teyze ne oluyor? Ne sürprizi? Siz asıl benim sürprizimi duymalısınız. Belli ki herkeste var bir şeyler. Ama benimki bomba. Hep bomba, hep bomba. Anneciğim. Anne ne oluyor? Bu ilaçlar ne? Ya bana bir teşhis koydu doktor. Ama çok yavaş ilerlediği için hastalık öyle çok umutlu. Ben de böyle diyetime dikkat ediyorum. İşte ilaçlarımı alıyorum falan. Sorun yok yani. Anne sen ne diyorsun? Ne teşhisi, ne hastalığı, ne doktoru? Ya bu KORN diye bir hastalık. Bağışıklık sistemiyle bir de mideyle falan ilgili. Ama gerçekten sıkıntı yok yani. Anne nasıl bir şey yok? Sen nasıl söylemezsin bana bunu bunca zaman? Ben senin üzülmeni istemedim. Bak üzüldün işte. Tamam, tamam dur şimdi konuşmayalım bunları tamam mı? Sen iyi olacaksın, ben hep senin yanında olacağım. Beraber atlatacağız, anlaştık mı? Tamam, tamam biliyorum. Ben halledeceğim. İyileşeceğim ben tamam mı? Merak etme, üzülme. Anne doğru söylüyorsun değil mi? Bir şey saklamıyorsun. Yok vallahi gerçekten çok ciddi bir şey değil. Güven bana. Gel buraya. İzle. Tamam mı? İzle diyorsun. Ne yapayım sen ne söyleyecektin? Niye geldin? Hiç ayrı uyanmayacağız. Bugünlük ayrı kalsın günaydınlarımız. Gece gerçek miymiş? Hadi kızlar kahvaltı hazır. Böreğimiz de geldi. Babaanne, afiyet olsun sana ben kaçıyorum. Aa, nereye gidiyorsun öyle kaçıyorum açıyorum. Daha evlenme teklifini anlatmadın. Yüzüğü nasıl verdiğini anlatmadın. Babaanne şu kadarını anlatayım. O yüzüğün artık yeni bir hikayesi var. Aa, benim lafımı bana karşı kullanıyorsun yani. İyi ben de Haziran'a sorarım. Tamam tamam ben sana anlatırım ama şimdi gerçekten çıkmam lazım çok işim var. Evladım bana zahmet olmasın diye söylemiyorsun biliyorum ama... ...bana düşen şeyleri lütfen söyler misin? Ne düşüyor?
Hiç öyle bir şey düşünmedim, sana bayağı iş düşüyor. Ama sonra söyleyeceğim, tamam? Tamam. Poyraz, Ayten gelmeyecek. Biliyorum, aradı beni. Ne yapalım babaanne, eskisi gibi. Biz bize olacağız artık. Öyle. Hadi afiyet olsun. Hadi gülüm. Aa, bir şey lazım olursa beni ara, tamam mı yavrum? Tamam, tamam. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın anneciğim. Gelmişsin. Evet ama sen dedin diye değil. Günaydın Haziran kızım. Günaydın. Koyayım mı sana? Sağ ol. Ben pipet. Hala kayıpsan bugün bul beni. İstanbul fena bastı. Yarın başka bir adaya kaçıyorum. Geri sayım başladı. Tik tak. Tik tak. Din o herif mi? Latif, sakin ol. Baba. Baba. Babam. Bak ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ama sen annem gittikten sonra hayatına devam ettin. Ben biliyorum sen ne kadar zorlandın, acı çektin. Belki Zeynep gelmeseydi acı çekmeye devam edecektin. Bir yanına hep eksik kalacaktık. İdil, baba bak biz bugüne kadar bunları hiç konuşmadık. Ama ben seni hep anladım. Şimdi sen de beni anlasan olmaz mı? Git. Konuşmasak, konuşmadan gitmem gerektiğini anlasan olmaz mı? Hiçbir yere gitmiyorsun İdil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Özür dilerim baba. Ama gideceğim. Batu'yu bulmaya gideceğim. İdil. Latif. Bırak. Ya bırakayım da kendi hayatını mı mahvetsin? Dur. Latif amca karışman doğru değil biliyorum ama söylemezsen de olmaz. Eğer İdil'i şimdi bırakmazsan pişman olursun. Bak, o seni hayatından öyle bir çıkarır ki bir daha asla geri almaz. Bunu mu göze alacaksın? Yoksa geri döndüğünde burada her zaman bir evi olduğunu, onu bekleyen bir babası olduğunu mu söyleyeceksin? Lütfen iyi düşünüp karar ver. İdil. Baba. Böyle gitmene izin veremem. Vazgeçmeyeceğim baba, özür dilerim. Ne olur birbirimizi üzmeyelim artık. Hayır, hayır. Biliyorum seni vazgeçirmeye gelmedim. Seni yolcu etmeye geldim. Nasıl? Sadece bir şey soracağım İdil. Sadece bir tek şey. Mutlu olacak mısın? Bilmem. Ama eğer şimdi gitmezsem... ömrümün sonuna kadar acaba mutlu olabilecek miydik diye soracağım kendime. Belki mutsuz olacağım, bilmiyorum. Ama keşke diyerek bir ömür geçirmek istemiyorum baba. Seni anladığımı söyleyemeyeceğim.
Ve bu inan çok üzüyor beni. Çünkü kızımı, canımı bir yabancı gibi dinlemek ne kadar zor bilemezsin kızım. Baba ben... İdil lütfen bir müsaade et, bir bitireyim. Ben hayatım boyunca adaletli biri olmaya çalıştım. Ama şimdi anlıyorum ki söz konusu evlatlarımız olunca onlar için doğru olduğunu düşündüğümüz şey adil olmayabiliyor. Bu yüzden benim şimdi o bozuk terazideki yükümden kurtulmam lazım. O bencilliğimi kaldırıp atmam lazım. Yoksa kızım, yoksa seni kaybedeceğim. Yok. Yok babacığım. Yok. Yok, sen beni kaybetmeyeceksin asla. Asla. Annemi kaybettikten sonra annemi kaybettikten sonra belki sen bilmiyorsun ama ben her gece uyumadan önce senin odana geliyordum, biliyor musun? Çünkü seni de kaybedeceğim diye çok korkuyordum. Senin de gitmeni hiç istemiyordum. Böyle odana geliyordum. Bakıyordum sana. Uyuduğuna emin olduktan sonra ben de gidip uyuyabiliyordum. Evet. Tamam, şimdi gidiyorum. Ama ben şu halimden gidiyorum baba. Ben buradan gidiyorum. Senden gitmiyorum. Sen beni kaybetmeyeceksin asla. Kızım. Bir gün geri dönmek istersen. Ki ne olur dön. Çünkü burası senin evin. O gün sana hiçbir şey sormayacağım. Tamam mı kızım? Sadece hoş geldin diyeceğim. Sarılacağım, öpeceğim. O yüzden şimdi seni bir seyahate yolcu eder gibi yolcu etmek istiyorum. O zaman dönüşünü beklemek daha kolay olur. Babam inan ki böyle gitmek istemezdim. Ama başka bir yol bilmiyorum gerçekten. Anlamazken kabul ettim. Teşekkür ederim. Sen hiç ağlama, tamam mı? Sil o gözyaşlarını. Bundan sonra ağlamak yok, tamam mı? Söz var bana. Hep mutlu olacaksın. Söz. Öf, iyice sayesim kulluk. Vakit geldi. Hadi git. Seni bekleyen biri var. Baba. Hadi. Hadi git. Ne zaman biter işin? Ben de bunu ütüleyeceğim. Baksana daha giymeden kırıştı. Bu ne Fatih? Bunu giyin dedim. Biraz renk olsun. Gerçekten hiç sırası değil. Gidip seçtiğimiz gömleği giyer misin lütfen? Tabii aşkım. Anne bu ne ya? Kızım işte sen seviyorsun diye siyah diktim sana. Anne bu kadar Allah pulla, ben disko topuna benzedim ya. Ben bunu giymem. Sen bilirsin kızım. Başka bir şey giy o zaman. Thank you.
Fatih abi biraz sağa kayar mısın? Olur mu? Tarhan! Bu düğün yapılamaz. Bensiz yani. Ama komikti ya, söyleyeyim. Evet, adım hangi insan ayakkabısının altına yazayım çocuklar? Aa, buldum. Saatin ayakkabısının altına yazayım. Odadan daha çıkmadan sinir ayol. Bu anı gerçekten şu an görmediğimi sayıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Görkem ne yapayım? Ayağıma sığmıyor bu ayakkabı benim ya. Selvi boylun, pişi ayaklın. Bu odadan doğru düzgün bir ayakkabıyla çıkmazsan seni nallarım bak söyleyeyim. Misafirler geldi mi Görkem? Hocam yoldalar yavaş yavaş gidiyorlar tabii ki. Çok yakışıklı görünüyorsunuz yalnız söyleyeyim. Kostüm de bayağı yakışmış. Üzerine taşıyorsun. Ama sana teessüflerimi daha sonra bildireceğim. Ben sizi şov yapıyorsun bak. Duydum. Alper. Hollywood yıldızları gibisin annem. Perfect. Olmuş mu? Perfect. Fatihciğim. Saçları soldan sağa taraman çok daha güzel olmuş. Yıldırım, Beyazıt'ın şimşek gibine düşmüşsün. Harika. Ben? Diyecek bir şey bulamıyorum. Dışarıdayım ben. Yetişmeyecek diye ödüm koptu. Bak, bak. Aa. Nasıl olmuş? Çok ha? Güzel. Evet, çok güzel. Ya, çok beğendim. Sizin nasıl gidiyor? Az kaldı, hazır sayılırız. Ay, siz de çok güzel olmuşsunuz bu arada. Tamam mıyız? Tamam. İdil. Latif, İdil gitti ya. Doğru. Alışamıyorum. Hadi kapat kapıyı gidelim. Hadi. Tamam. Sen üşürsün böyle. Ben üstüne bir şeyler getireyim seni. Dur bekle. Latif. Bak asıl senin geç kalmaman lazım. Hadi ama. Güzel güzel. Masa örtüsü yıkışmış. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kızlar. Hoş geldiniz. Ne güzel, iyi. Şahane görünüyorsunuz. Yüz nakli mi? Güzelleşmişsiniz çünkü. Aşk olsun. Hadi buyursunlar. Hadi bakalım. Oo, İrfan'cığım. Görkem'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Leyla. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Bu adamı da hiç sevmem. Gel bakalım, gel. Bak bunlar şimdi çok moda. Aynen. Ama keşke masa örtüsüne yapmasaydın onu. Geç bakalım. Evet efendim, evet. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş. Al bakayım. Yemin ediyorum senin kökünü kurutacağım fare zehriyle bak. Ya Görkem Allah aşkına bulaşma bana ya. Ben zaten aşk acısı çekiyorum. Aç seninliğine ya. Tombik döner. Allah aşkına. Şurada yemin ediyorum adalılar olma sağlığı var ya. Gösterdim sana Eros'un oklarını. Kaybol. Devam ki hadi. Görür müsün? Hadi yemem. Devam et. Bakalım saklanacak bir yer bulacak mısın oralarda? Gir bakalım bir deliğe. Nasıl gireceksen o deliğe artık. Oradan çıkamayı gör. Geldi Şahmenen kılıklı. Hale bak. Hadi bakalım. Şuraları bir aydınlat da. Madem bu pulluyu giydin. Sen de bir parlayıver. Dalga geçeceğini biliyordum ama. Ama annem gitmiş, üzmeyeyim diye giyinmedim. Terzi Selma, hoş geldiniz. Görkem ya, neyse. Hadi. Neyse ben ışıkları yakayım da sonra ortalıktan kaybolayım. Hadi devam ki, hadi, hadi. Hadi, hadi küçük İblis. Selamlar, hoş geldin Aysun. Kız o ruj ne?
Ya Alper bak o gün orada olmasam inleneceğim de oradaydım onu gözlerimle gördüm yani. Ya Poyraz yapma Allah aşkına ya. Ha? Aynen anlattığım gibi oldu lisedeydik. Ha? Soralım hatta Beyazıt da oradaydı. Ne dersin? Ya niye sorayım oğlum gözlerimle gördüm diyorum ya. Ha bak o gün sen bir duvardan düşmüştün ya hatırlıyor musun? Belki sarsıntıdan dolayı kafa falan gitmiştir. Ya biraz sarsıntı geçirdim doğrudur. Ama sen bana yine de çok yüklenme bugün ha. Düğün var. Tamam bugün uğraşmayayım seninle daha. Heyecanlıyım. Yalnız çok geç oldu ya bu kızların odasına biz mi gitsek? Haber gelmeyecek baksana. Aynen ya geç kalmışız. Neyse hadi gidelim abi. Hadi. Hadi jilet gibi oldun hadi. İyi akşamlar Halit Bey. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Görkem. Hı. Gömlek krizi çıkmış. Ne gömleği ayol? Ya Fatih abi yüzünden işte. Gömlekle başlamış. Sonra devamı gelmiş. Yavaş. Ya bilmiyorum Latif amca falan da gelmiş ama işte bekliyorlar ne yapacağız? Tamam ben çözeceğim. Hadi sen kaybol şimdi. Sakin et. Ses geliyor mu? Peki efendim o zaman açılışı yapalım. Evet pek şahane. Ne? Ada halkı. Yani bu akşam burada mutlu bir çifti böyle uğurlamak, onlara hayırlı olsun demek için toplaştık bulunduk biliyorsunuz ki. Programın akışını hemen belirliyorum, size söylüyorum. Tabii ki başta nikahımızı kıyıyoruz. Ardından müzik, dans, slow dans. Böyle abartılı hareketler yapmayın lütfen. Çok komik duruyorsunuz oldu mu yani? Rezil etmeyin kendinizi. Bir tabii tebrikler yığacak. Ardından da after'ın partiye gidiyoruz. Evet. Tüm halkımız tabii ki davetli değildir. Öyle başkanım. Evet maalesef ya. Ben bir gençler arasında söyleyeyim. Neyse efendim. Düğünler beni hüzünlendirir gerçekten de. Yani kariyer için hayatınızın bu dönemini efendim sakın atlamayınız. Yoksa bir gün şu nikah masasında şahit bile olamazsınız. Oldurtmazlar söyleyeyim. Tabii bu benim için pek geçerli değil. Ben işimle ilgili efendim. Ne diyeceğim son olarak da? Nikah şekerlerini sakın unutmayın tamam mı? Ha bu arada takım elbisen falan yok diye o çeyrek kıskan var ya ha, çantanızda. Onları sakın geri götürün demeyin bak eve filan. Kapının önündeyim, vallahi bakacağım bak yolarım. Onlarla gitmek yok. Kaptırma bir de az içi. Kepaze yapmayın kendinizi. Başkanım. Şimdi huzurlarınıza Kınan Çalısı Birliği Başkanımız Sayın Latif Sağlam. Buyursunlar. Efendim, alkışlar tabii ki bitmeyecek. Huzurlarınıza Poyraz Ali Özgür ve Haziran Sedef efendim, alkışlar. Genç çiftimizin tabii ki nikah şahidi olacaklar. Buyursunlar. Ve tabii ki final, beklenen an geldi. İşte o çifte kumuru. Alper ve Melisa. Şu güzellere bakın ya. İki güvercin. Ne oldu böyle karavan gibi konuşuyor? Bakar mısınız şu güzelliğe? Buyursunlar. Oh. Neredesiniz ayol? Hadi geçin yerinize hadi. Başkanım, buyurun. Teşekkür ederim. Sevgili misafirlerimiz, nikah törenimize hoş geldiniz. Adamızın değerli gençleri, Melisa ve Alper'in nikahını kıymak benim için bir mutluluktur. Şahitlerimiz de bu güzel oteli adamıza kazandıran sevgili Haziran ve Poyraz. Teşekkürler. Evet gençler hazırsanız törenimize başlayalım mı? Alper. Evet. Nasıl değil orası? Oğlum burada gelmedik oraya. Biraz heyecan.
Tabii gençlerimiz biraz heyecanlı. Biraz. Onu birazdan soracağım Alper'cim. O zaman seni daha fazla bekletmeden nikah akdimize başlayalım. Menekşe ve İsmet kızı Melisa Ayan. Yüksel ve Rıfat oğlu Alper Bulut'u eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sen Yüksel ve Rıfat oğlu Alper Bulut, Menekşe ve İsmet kızı Melisa Ayan'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Haziran ve Poyraz, siz şahitlik ediyor musunuz? Evet. İmzalar atalım. Anlamanın yanında biz olabilirdik biliyorsun değil mi? Belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Bravo! Aile reisinin kim olduğu belli oldu. Nikah cüzdanını Melisa'ya veriyorum. Gelini öpebilirsin. Tebrikler çocuklar. Tebrikler. Mutluluklar. Sürpriz yapalım dedik. Sevinmedin mi yoksa? Ya siz var ya. Sevinmez olur muyum ben? Hadi buyurun. Hadi. Hadi. Bacanak. Ha, şimdi bacanak oluyoruz işte. Selma Kötnar'la Fatih Kahraman'ın nikah törenlerine geçiyoruz. Burada okuduğuma göre şahitlerimiz Görkem ve Nehir. Onları da sahneye davet ediyoruz. Yok artık. Buyurun. Ay, sen var ya. Selma, sen benim talih kuşumsun ayol. Ya. Ben de Kırlangıç Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Ayağına bas, ayağına.
Gelin öpebilirsiniz. Çok çok. Evet, Alper ve Melisa geliyorlar. Buyursunlar. Koreografisini bizzat ben yaptım efendim. Bakalım. Hadi bakalım dansa. Hadi. Biricik. Sürpriz. Biz beraberiz. Sevgili olduk. Hadi canım. Gerçekten mi? Biz zaten biliyorduk bunu. Nereden biliyorsunuz? Kimse söylemedi ki. Kimse bilmiyordu. Herkes biliyor canım. Anlaşılmayacak bir şey mi? Herkes mi? Herkes. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Herkes biliyor mu? Biricik, siz sevgili mi oldunuz? Bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor sen bana yürüyünce.